Merhaba sevgili T24 izleyenleri ve okurları. Epeydir ara verdiğimiz Bizim Zamanımız programına tekrar hoş geldiniz. Artık biz de zamana uygun olarak evden yayın yapıyoruz, evden kayıt alıyoruz. Bugün evimin konuğu oyuncu Mehmet Kurtuluş. Mehmet Kurtuluş girdiği her rolde hakikaten yapımın değerini yükselten, hatta çok beğenmediğimiz yapımlarda dahi oyunculuğunu gösterebilen nadir yeteneklerden birisi. Mehmet Kurtuluş konuğumuz çünkü Netflix'in ilk Belçika yapımı dizisi olan, orijinal dizisi olan Into the Night, yani Türkçeleştirirsek Geceye Doğru dizisinde başrollerden birinde oynuyor. Ayaz karakterini canlandırıyor. Into the Night, başımıza daha neler gelebilir diye düşündüğümüz günlerden, geçtiğimiz zamanlarda aslında çok daha kötüsün olabileceğini gösteren dizilerden birisi. Mesela güneşin doğuşuyla insanların tamamı ölebilir. Tahtayı vuralım, öyle bir şey olmasın tabii ki de. Dizide böyle bir hikaye var. Ve fakat ölmekten kurtulan bir grup insan var. Bunlar da bir uçağın içerisindeki yolcular. Yolcuların arasında İtalyan var, Bulgar var, Polonyalı var, Faslı var, Belçikalı var. Çünkü zaten Belçika yapımı dizi ve uçak da Belçika'dan hareket ediyor. Sonradan yolları başka insanlarla da karşılaşıyor, başka milletlerde insanlarla da karşılaşıyor. Ve hepsinin karakteri, hepsinin nereden geldiğini, hikayelerini de görüyoruz dizi boyunca. 6 bölümlük, oldukça kısa ve bir solukta izlenebilecek bir dizi. Hatırlamayanlar için Mehmet Kurtuluş kimdir? Ondan birazcık bahsedelim. Mehmet Kurtuluş hayatımıza Fatih Akın filmleriyle girdi. Aslında ondan öncesinde de oyunculuk yapıyordu. Almanya'da büyüdü ve farklı rollerde oynadı. Ayrıca televizyonlarda da Muhteşem Yüzyıl dizisinde Derviş Ağa karakteriyle öne çıkmıştı. Ki başka dizilerde de yer aldı. Son olarak The Protector dizisinde, Hakan Muhafız dizisinde, yine Netflix'in ilk Türk orijinal yapımı olan Muhafız dizisinde yer almıştı. Orada da Mahsar karakterini canlandırıyordu. Dizinin en beğenilen karakterlerinden, parçalarından birisi olmuştu. Şimdi de Into the Night dizisinde, Belçika'nın ilk orijinal Netflix dizisi olan Into the Night dizisinde bir Türk karakteri, Ayaz karakterini canlandırıyor. Umarım siz de diziyi benim kadar çok beğenirsiniz diyerek Mehmet Kurtuluş'a hoş geldiniz diyorum. Mehmet Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, çok teşekkürler. Ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Birkaç gece üst üste uyumadan Into the Night'ı izlediğim için biraz uykusuzum aslında. Dizinin en güzel yönlerinden biri o galiba. O hani birlik duygusunu. Çünkü çok farklı kültürlerden, farklı ülkelerden karakterler var. Bulgar, İtalyan, Rus, Fransız, Belçikalı, evet. Ve siz varsınız ilk olarak tabii. Yani bütün ülkeleri bir araya getirdiğimiz zaman bir sonuca varacağız duygusunu yaratıyor aslında bir noktada. Ama yine de dizide de eninde sonunda işte o İtalyan, o Türk, o İngiliz noktası yaşanıyor. Sizce bunu bir yerde aşabilecek miyiz biz insanoğlu olarak? Tabii ki, yani şimdi siz gerçekten yalnız oraya tapmayın yani. O ırkçılık anları hem bir bakımdan öyküyü devam ettiriyor, hem bir bakımdan da yalnız bir insanın kafasından çıkan laflar bunlar. Yani bunları ben kişisel olarak, genel olarak kabul etmiyorum. O yalnız o anda Terencio'nun kafasından çıkan cümleler. Ayaz da ona göre hesabını veriyor yani. Ayaz karakteri, çok haklısınız, çok teşekkür ederim bu soru için. Gerçekten dünyada film coğrafyasında bu şekilde bu kadar renkli ve pozitif bir Türk rolüne ben de daha rast gelmedim. Biz uluslararası çalışan oyuncular, Türk oyuncular arasında misal oynadığımızda genelde Arapları oynuyoruz tabii ki. Çünkü Hollywood'da onlar öne çıkmışlar, onların ülkeleri öne çıkmış. Türklerin veyahut da bir Türk'ün bugüne kadar böyle bir büyük yapımda öyküsünü daha dinlemedim. Onun için ben onu kişisel olarak almıyorum. O yalnız Terencio'nun kafasından çıkıp bir bakımdan da tabii ki yazarın ihtiyaç olduğu öyküyü devam etsin adına yazılan cümleler yani. O gerçek mi, gerçek değil mi, hiç önemli değil. Önemli olan biz onunla nasıl müdahale ediyoruz. Biz o cümleleri nereye taşıyoruz yani. Onun için ben o konuda tabii ki bir sürü mesaj aldım arkadaşlardan. Ama
arkadaşlar o konuda gerçekten sakinleştirebilirim. O kadar dramatik değil durum. Çünkü gerçekten yazara da teşekkür ediyorum bu arada. Çok güzel bir Türk tablosu çizmiş yani her şeyle. Yani bir insan çizmiş ve bizim hedefimiz de insan olmak. Evet. Aslında Ayaz hikayesine baktığımız zaman gerçek bir savaşçı, gerçekten hayatta kalma mücadelesi vermiş ve bunu tırnaklarıyla kazıyarak başarmış bir insan. Ama orada şöyle bir soru oluştu benim kafamda. Son senelerde işte hani büyük yapımların çoğunda gördüğümüz bir durum var. Kötü karakterin arka hikayesini görerek onunla empati kurma ve yani burada Ayaz aslında kötü bir karakter değil. Ama nereden baktığınıza göre değişebilir de onun o karakterin iyi ya da kötü oluşu. Kötüyle empati kurup onu bir noktada aklama noktasına varıyor yapımların çoğu artık. Hani bu masalsı yapımlarda da aynı şey geçerli. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten hani kötü ve iyi arasındaki ayrım bu kadar silikleşti mi artık ya da hayatta kalma mücadelesi için her şey mübah mıdır? Yani şimdi Ayaz'dan yola çıkarsak, Ayaz'ın benim hoşuma giden tarafların biri gerçekten bu iki uç arasında büyümesi. Yani dediğiniz gibi hayat mücadelesi gösteriyor ve Ayaz'ın hayatına baktığımızda dördüncü bölümün ilk öyküsüne bakarsak, Ayaz öyküsüne kötü bir karakter olmadığını da görüyoruz. Yani o saati kız için alıyor ve kıza da veriyor yani. Ve zaten Ayaz kendisi de söylüyor onu. Diyor ki bakın diyor beni hiç yargılamayın diyor. Ben burada hayat mücadelesi gösteriyorum ve şu noktada tabii ki kötü ve kötü olmayan karakterler üzerine de konuşabiliriz. Yani benim bakış açım şu, bakış açım şu. Yani besbelli kötü bir karakter yok zaten bu dünyada. Herkesin kendi perspektifi var. Herkesin kendi bakış açısı var. Ben bir şeyi doğru olarak görürsem siz belki yanlış olarak görebilirsiniz. Biz tabii ki filmde çatışabiliriz ve ben kötü olabilirim ve siz iyi olabilirsiniz. Veyahut da ben iyi, siz kötü. Yani bu bir bakış açısı. Tabii ki kötü roller biraz daha renkli oluyor çünkü seyircinin korkusuyla oynuyor. Kötü karakter, yani dediğim gibi direkt baştan kafadan kötü diye bir şey görmüyorum. Zaten ben oyuncu olarak ona nötr yaklaşmam lazım. Artı onu anlamam lazım ki onun öyküsünü anlayayım. Ben son zamanlar evet misal Big Game'i kastedersek Samuel Jackson'la çektiğimiz film orada bir araba oynadım. Uluslararası bir yapımda bir araba oynadım ve güya bir kötüyü oynadım. Aslında o da kötü değildi. Çünkü en son başkana diyor ki Mr. President gerçekten bilmek istiyorsanız biz aynı işverene çalışıyoruz. Yani bir entrika mı var yok mu o artık seyirciye kalmış ama evet bunlar aynı anda da önemli yani. Çünkü nereden baksanız bir insan olduğunu da görmek istiyoruz, anlamak istiyoruz. Mazar, misal Muhafız Hakan Muhafız dizisinde birçok insan dedi ya sen kötü karakterleri çok seviyorsun galiba dedi. Ya ama Mazar hiç kötü değildi ki. Yani kötü değildi. Hangi açıdan kötü değildi? Çünkü Mazar'ın insan öldürmesi veyahut da şöyle söyleyelim Faysal Bey'in hayatını oldukça kolaylaştırma peşindeydi. Çünkü ailesini istiyor. Çünkü bir gün Faysal Bey gelip Mazar bak senin günün geldi. Senin aileni bugün getirip seni kavuşturacağız demesini bekliyordu. Onun için adam ailesi için her şeyi yapardı ve yapıyordu da. Bunlar ince karakteristik olaylar tabii ki büyük resmi gösteriyor ve sonuçta Mazar'ın kötü bir karakter olmadığını keşfediyoruz yani. Renkler oradan geliyor. Onu çok seviyorum yani böyle şey bu tür karakterleri anlatmayı. Çünkü
dediğim gibi yalnız yani mazarın böyle bir altyapısı olmasa o zaman sağda solda adam öldüren biri yani. Bilmiyorum bu ne kadar renkli anlatılır veyahut da olan olur mu yani, muhtemelen öyle olur. Çünkü o zaman yalnız bir fonksiyonsunuz yani, bir öykü anlatmıyorsunuz, bir insanın hayatını sunmuyorsunuz, bir fonksiyonsunuz, bir makinesiniz yani. Çünkü demin de aklımıza geldi, şu anda söyleyeyim. Yani yalnız güzel resimleri keserseniz bir film çıkmıyor ortaya. Bunu Al Pacino demişti galiba. O güzel resimlere his yüklerseniz o zaman bir film oluyor. Aslında o zaman karakterlerin nasıl yazıldığı ve onların hikayeleri de önem kazanıyor muhakkak. 10 sene, yaklaşık 10 sene önce sizinle Ömer Faruk Soran 8 Saniye filmi için röportaj yaptığımızda orada da kadına şiddet uygulayan bir erkeği canlandırıyordunuz yanlış hatırlamıyorsam. Ve yine kötü karakterler üzerinden konuştuğumuz zaman siz şey demiştiniz, kötü profilin arkasındaki hikaye benim ilgimi çekiyor demiştiniz. Çünkü onun bir geçmişi var. O zaman siz hani oynamayı kabul ettiğiniz, seçtiğiniz rollerde gerçekten o karakterin hikayesine mi önce bakıyorsunuz yoksa senaryonun geneline mi? Hayır, tabii ki önce bir senaryonun genelini okuyorum ve bütün yani durumu anlamaya çalışıyorum, ama belli bir rol üzerine konuşursak onun altyapısı çok önemli. Yoksa dediğim gibi bu yalnız kötü şeylerle yüklenmiş bir maket oluyor yani. Bir insanın öyküsü değil. Peki Into the Night'a geri dönersek eğer ilk Belçika yapımı ve Belçika aslında çok özel bir yeri olan, Avrupa'da çok özel bir yeri olan ülke ve oradan çıkan ilk dizinin bu kadar çok kültürlü olması tam olarak o ülkenin karakterini gösteriyor bence. Bu arada ben çok kısa bir süre Antwerp'te yaşadım. O yüzden Belçika'yı çok severim. Sizce artık hani Avrupa'daki bu kısa kısa birleşmeler ya da işte ne bileyim hani yapımlar sayesinde birleşmelerle birlikte o sınırlar da bütün ülkelere doğru azalacak mı artık yoksa şimdi bu korona vesaire derken tekrar sınırların kapanmasıyla bir geçmişe dönüş mü yaşayacağız? Karanlığa doğru yeniden mi gidiyoruz? Ben doğru yere gittiğimizi düşünüyorum. Yani bu korona vesaire şu dönemde yaşadığımız zorluklar, bu bir dönem zorluklarıdır. Yani genel olarak dijital platformların gerçekten başardığı, bilhassa Netflix'in bilhassa başardığı, bizim bugün bir bakımdan Netflix gibi dijital platformlar bizim hayatımıza ayak uydu. Yani ben eve geliyorum ve şimdi ve hemen seyretmek istiyorum. Hiç başka bir kanalın programına uymuyorum. Artı bu dijital platformlar bize gerçekten dünyaya bir pencere açtı. Yani her taraftan dizi seyretmeye başlıyoruz. 2 hafta önce Kalifat diye İsveçli bir dizi seyrettim. Orada da İsveç'te yaşayan Türk bir başrol oyuncumuz vardı. Çok başarılıydı. Yani dünyaya bir pencere açıyor, birden oradan buradan dizi seyretmeye başlıyoruz ve bütün dünya bir şekilde bir araya geliyor. O bir gerçek. Bu arada biz Türkiye'de bu dijital platformlar sayesinde lokal öykülerimizi global anlatmaya çalışırsak, o zaman öykülerimiz de dışarıya da daha hızlı, daha fazla ve daha başarılı taşar yani. Tabii ki öykülerimiz film dünyasında başarılı. Festival filmi dediğimiz filmler Cannes, Berlin, Venedik'te başarılı. Ama böyle genel kitleye ulaşan projeler, Hakan Muhafız, Into the Night vesaire, bunlar bütün dünyanın seyrettiği ve bütün dünyada başarılı olan öyküleri nasıl çekeceğimiz ve artık ağır ağır daha iyi öğrenmeye başlıyoruz ki gerçekten yalnız oyuncularımız değil, öykülerimiz de, kültürümüz de, konseptimizi de dışarıya aktarabiliriz diye düşünüyorum. Yani bunlar
Bana sorarsanız pozitif gelişmeler. Oyuncular için de aynısı geçerli. Yani Türkiye'de şimdi Netflix var, HBO, Amazon vesaire bunlar da Türkiye'ye muhtemelen giriş yapacaklar yakın zamanda. Ve bu ne demek? Uşağın bir köyünde bir sahne çektiğinizde bunu bütün dünya seyrediyor. Bunu unutmayın. Yani bu size şu şekilde baskı koymasın. Hadi ya ben şimdi bütün dünya için oynuyorum. Yani kalitemi dünyalık mı çıkarmam lazım? Hayır. Sen hiç o düşüncelere girme. Sen yalnız kendin ol ve sevdiğin mesleği yap. Ondan sonra zaten onun enerjisi buradan pat diye bütün dünyaya patlar. Yalnız böyle global lokallik ağır ağır ortadan kalkmaya başlıyor. Bu arada da tabii ki benim klasik önerim İngilizce ile en azından kendimizi istikbale hazırlayalım yani. Bu ileride işimize yarar. Kesinlikle. Burada sosyal medyada sizinle ilgili en çok merak edilen konulardan biri bu. Kaç dil biliyorsunuz? Beş. Almanca, Türkçe, İngilizce, Fransızca. İtalyanca. Şu an çalışıyorum. İtalyanca'yı peki İtalyan rollerde oynadı, İtalyan'ı canlandırdığınız roller vardı. Onun için mi öğrendiniz yoksa zaten hani konuşuyor muydunuz? Konuşuyordum. Ben geçen ay söylemesi ayıp mı diyelim? 16 Nisan'da aslında Bolonya'da bir İtalyan bir filme başlayacaktım. Tabii ki olmadı ve 16 Nisan'da artık ona saygı göstererek evde bir spagetti bolognese yedim artık. Başka yapacak. Afiyet olsun. Peki sette hangi dil, ortak dil hangisiydi? İngilizce mi, Fransızca mı? Into the Night'ta ortak dil Fransızcaydı. Çünkü bayağı büyük bir kitle sette Fransızca konuşuyordu. Aynı anda Sofya'da çektik. Bulgarca vardı. Ve aynı anda tabii ki herkesin birleştiği dil sonuçta İngilizce. Ondan sonra herkes arasında yani Rusça konuşanlar da Rusça konuştu. Polonya konuşanlar da. Yani herkes kendi kafasına ondan sonra genel şu ve Fransızca veya İngilizce şu. Kafa karıştırıcı gibi gelebilir insana ama çok keyifli. Tahmin ediyorum. İkinci sezonu ne zaman izleyeceğiz? İnşallah 2021'de. İnşallah 2021'de. Yani şimdi fazla bir şey söylemeyeyim. Ama bu yıl çekilir çekilmez mi onun peşindeyiz şu an. Tabii. Bir de öyle bir durum var. Tabii. Yani umarım en yakın zamanda izleyebiliriz o zaman. Ben biraz önceki konuşmamıza geri döneceğim. Hani İsveç'te de Türk bir oyuncu Halif Hanım başrolünde oynadı dediniz. Siz şu anda Avrupa'ya giden ikinci nesil yani Avrupa'ya giden Türklerin ikinci neslisiniz. Ve aslında Türklere karşı algıyı değiştiren nesilsiniz. Üçüncü nesildeki durum nedir? Siz nasıl görüyorsunuz? Sizin sayenizde onlar daha çok kendilerini daha çok öne çıkarabiliyorlar mı? Ön yargılardan kurtuldular mı? Ya da yine Netflix gibi platformlara dönersek buralarda Türk yapımlarının öne çıkması da yine o klasik Türk algısını kırmaya başladı mı birazcık? İnşallah. Yani evet o yoldayız şu an. Tabii ki Netflix'in Türkiye'ye ilgi göstermesi, sonra HBO, Amazon gibi dijital platformların Türkiye'ye ilgi göstermesi, Türkiye'deki yani İstanbul'un şu an dünyada iki numara olması. Yani Türk televizyon dünyası direkt Amerika'dan sonra geliyor şu an. Tabii ki büyük ilgi duyuyorlar. Çünkü Türkiye'nin arkasında inanılmaz bir kitle var. Rusya var, Hindistan var, Arabistan var, Güney Amerika var. Bu İstanbul üzerinden geliyor. Evet. Bu tabii ki bizim için bir tür avantajlar getiriyor. Demin dediğimiz gibi biz de nerede olursak olalım yine de globale
bir ürün gönderiyoruz ve herkes seyrediyor. Bu hem bize bir motivasyon veriyor ki daha iyi olalım, daha güzel öyküler anlatalım. Almanya'ya da soruya gelirsem, üçüncü nesil, biz evet ikinci nesillik ve ikinci nesil olarak biz bu ülkeye bir şekilde sembiyoz olarak büyüdük yani. Büyüklerimiz, birinci nesil, annelerimiz, babalarımız, nereden bakarsanız, ne kadar adapte olursa olsunlar, onlar Türkler. Onlar Türk denebilir. Türk tarafları çok ağır basıyor. Çünkü hayatların bayağı bir kaç yaşlarında geldiler. Atıyorum 30 yaşında geldiyse, 30 yaşı gerçekten Türkiye'de geçmiş bir insan. Ben Uşak'ta doğdum. Evet. Ama Almanya'ya geldim. Onun için Uşak'ı yalnız ilk 2 yaşından biliyorum. Fazla da hatırlamıyorum açıkçası. Biz ikinci nesil olarak tabii ki okula karıştık, sokağa karıştık. Bütün insanlarla bir araya geldik. Dil açısından gelişmeye başladık. Ve böyle bir sembiyoz olmaya başladık. Hem Almanya'da Almancayı, Alman kültürünü biliriz. Hem Türkiye'de Türkçeyi, Türk kültürünü az çok biliriz. Hepimiz maalesef değil. Ama genelde öyle. Yani böyle bir 50-50 durum var. Yani. Bunu bize yıllardır biraz da kısa ve acısız döneminde çok tartıştık bu konuyu. Çünkü bize böyle bir ya bir baskı koydular. Kısa ve acısız çıktı ve onun sayesinde sorular geldi. Siz Türkiye'de Almansınız, Almanya'da Türksünüz. Bu insan psikoloji için, psikolojisi için hiç elverişli bir durum değil. Çünkü hiç de kendini evde hissetmiyorsun o cümleye göre. Biz ama ikinci nesil olarak yine de çok büyük bir şey başardık. O iki kültürden yola çıkmaya başladık. Yani iki toplumdan, iki kültürden, iki ülkeden kuvvet alıp ortaya çıktık ve bu çok konuşulan iki sandalye arasında muhabbetini açtık yani. Başarılı bir sürü olan arkadaşlar oldu. Müzik olsun, film olsun, spor olsun. Ve ben de şunu düşünmüştüm. Dedim, ya o zaman biz ikinci nesil olarak bizim açtığımız kapılar üçüncü nesil için onların rahat oradan geçip ve Almanya'da bilhassa, çünkü bu insanlar burada yaşıyor, Almanya'da bilhassa daha çok huzurlu ve özgüvenli olur diye ümit ettim. Bir sürü üçüncü nesilden bir sürü kişi o yoldan da gitti ama maalesef hepsi değil. Yani üçüncü nesilden biraz kayıplarımız da var. Üçüncü nesile bakarsak maalesef hepsi gerçekten ben buradayım, burada yaşıyorum ve burada huzurluyum ve burada özgüvenliyim ve burada sokakta yürürken gerçekten rahatım diye biraz bir takım bu arkadaşlar bu konuştuğumuz iki sandalye arasına sıkışmış durumdalar. Çünkü Almanya'da Türkler, Türkiye'de Almanlar ve hiçbir yere ait değiller. Bu beni çok üzüyor. Ve tabii ki bir insan hiçbir yere ait olmadığında, kafası karışık bir durumda olduğunda dışarıdan biri gelip onu hemen alıp abi sen bize katıl diyebiliyor. Ve o büyük bir tehlike. Onun için bunlar da daha iyileşir ileride. Biraz zor görünüyor şu günler. Çünkü bayağı Almanya'da ırkçılık 2016'dan itibaren bayağı bir patladı. Bütün dünyada sağcılığın yükseldiği bir zaman. Aynen. Yani o dönemleri yaşıyoruz ama yine de yolumuzu gidiyoruz ve yani hep beraber yine de iyi bir istikbale doğru yürüyoruz. Yani ben de elime geleni yapıyorum ki bu dönem değişsin. Ama televizyona, filme bakarsak büyük bir değişiklik yaşıyoruz yani o konuda.
genç oyuncu arkadaşlar güzel yerlerde, güzel tiyatrolarda, güzel pozisyonlarda Almanya'da çıkıyorlar. Bizim ben başladığımda 90'ların ortasından konuşuyoruz. Orada gerçekten yalnız tek Türk'tük yani. Bir Fatih Akın vardı Hamburg'da, ben de Hamburg'dayım. Bir Tim Seyfi vardı Münih'te. Ve ondan sonra böyle bir hareket başladı yani. Gerçekten gurbetçi çocukların film dünyasına akışı başladı. Size Çünkü çok teşekkür ederiz bu konuda. ya şimdi hayatta cüretkar olmak gerekiyor. Yani onun için ödüllendiriyor seni hayat. Sen evde oturup ya bundan korkuyorum, şundan korkuyorum, bu olmaz, şu olmaz dersen o zaman evde kalırsın. Ama abi ya bir göster şu İngilizceyi neymiş dersen bakarsın ki o İngilizce seni tamamen başka yerlere götürür yani. Ve kapılar ve imkanlar da açar. Onun için cüretkar olalım ki bir şeyler risk edelim. Ona göre de yani kumar demek istemiyorum ama kumarda da aynı. Parayı koymazsan abi kazanamazsın. Risk almak zorundayız bir Aynen. noktada. Peki sanırım zamanımız kısalıyor. O yüzden son bir soru soracağım size. Sizin bir yandan da çevreye çok duyarlı olduğunuzu, hatta aktivist olduğunuzu biliyorum. Türkiye'de maalesef hala daha ağaca, çevreye, hayvana saygı duyulmayan bir ortamda yaşıyoruz. Bu konuda izleyicilerinizin ya da işte fanlarınızın muhakkak aklında kalsın, unutmasınlar dedikleri bir şey var mı söyleyebileceğiniz? Yani tabiata karşı, hayvanlara karşı saygı aslında hayatta karşı yani canlıya karşı saygı demektir. Aynı saygıyı ben insana karşı da beklerim yani. Veyahut da tam tersi insana karşı gösterdiğimiz saygıyı tabiata ve hayvanlara da karşı göstermemiz lazım. Çünkü ben yani misal şu arkadaki yatan köpek bir söz aklıma geldi. Yani hayvanlar Allah'ın sessiz melekleri Melekleri. bir de şey yani şahitleri yani. Evet. Sen evde ikide bir de köpeğini döversen, küfür edersen bilmiyorum hangi derecede iyi bir Müslümansın yani. Onu kısa bir dile getireyim. Onun için biz hem istikbalimizi korumamız lazım. Yani COVID'in bir takım dezavantajları var ama belki bir takım avantajları da var. İnsanların bizim şimdi ekrandan görüştüğümüz gibi bir araya geldiğinde onun değeri daha değişik olacak. Yani biz şu anki durumumuzu pozitif yere çekmeye çalışalım. Ve yarında da mutlu olalım yani. Tek söyleyecek bu. Her şeyle. Peki çok çok teşekkürler Mehmet Bey. Into the Night'ın devamını heyecanla bekliyorum. İkinci sezonunu heyecanla bekliyorum. Ben de bekliyorum heyecanla. Senaryo bir ararım sizi. Peki bekliyorum Olur. Soranlar var, arkadaşlar var yani. Abi senaryolar geldi mi? Yok senaryolar. onu da. Ben ciddiye almıştım ama aşk olsun. Ben... Peki, çok çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın lütfen. Sağ olun. Hadi bay bay. Bay bay.